Değerli güvercin sevdamız programı izleyicileri yeni bir programla sizlerleyiz. Programımızda posta güvercinden sizlere tanıtacağız ki posta güvercini biliyorsunuz güvercin ırkları içinde e, saniyelerle saliselerle yarış yapan bir güvercin ırkı ki ülkemizde bu çok ileri gelmiş bir durumda artık bin kilometrelere kadar yarış yapılmakta aynı gün içinde gelen kuşlar da mevcut. Tabii ki İzmir'de de posta güvercini oldukça yaygın ve hala yayılmaya devam etmekte. Bu konuda bir usta yetiştiricimiz var. Bugün posta güvercini ile ilgili bakım, besleme, yavru alma gibi konuları hatta doğru eşleme. Çünkü dediğim gibi saliselerle yarışıyor, her etabın, her kilometrenin güvercinleri farklı oluyor gibi bilgiler vardı. Bunları detaylı bir şekilde kendisinden alacağız, kendisini tanıyalım öncelikle, ondan sonra posta güvercini ile ilgili bilgileri sizlere aktaracağız. Evet Volkan abi biz seni tanıyoruz ama köy TV izleyicilerini bir tanıtır mısın kendini? Burak'cığım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. ben ismim Volkan Şaybak. 1981 doğumluyum. yaklaşık 34 senedir bir fil güvercin bakarım. Bunun son 20 senesi posta olmak şartıyla. Son 20 senedir posta güvercini eğitmenliği yapıyorum kendim. İzmir doğumluyuz. İzmir'de doğma büyümeyiz. Ee, İzmir'de de posta güvercini uzun yıllardır emek veriyorsunuz. Tabii. Veriyorsun. Ortalama 99 yılında dernek kuruldu. Biz e, buraya madem, malum olmamız 2003 yılları 2004 yılları civarı biz bu işe girdik. Girme sebebimiz de zaten heyecan. Bizim yani he, işim hani ben güvercin beslerken normal hep performans güvercine baktım. Hı -hı. Devamlı performans güvercine baktım. E, biraz adrenalin heyecanı sevdiğim için. Ondan sonra bu posta kuşunda e, o seneler Derneğe gidiyorduk, geliyorduk falan. Orada bir hararetli böyle muhabbetler, işte posta kuşları yarışa gidiyor falan o zaman izliyorduk falan. Orada da tabii sevdiğimiz için biraz araştırdık, etiyorduk. Tabi, Tabii. Tabii Ya yani. işimizi dostumuz yanına gidiyoruz, mesela bekliyoruz bir heyecanlanıyoruz falan. Tabii onu yaşadıktan sonra tabii bu işin ne kadar böyle bir özverili, bir heyecanlı, bir adrenalin iş olduğunu farkına vardık. Tam bize göre dedik. Biz de bu işin içine girdik, posta güvercinin içine girdik. O gün, bugün e, posta güvercinin içindeyiz. Onu yetiştiriyoruz mümkün olduğunca çok başarılı, çok kaliteli kuşlarla bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Az ve öz olduğunu olan bir işin farkında olduğumuz için kalitelisi ve azıyla uğraşmaya çalışıyoruz. Hem iyi hizmet verebilmek için, kaliteli bakabilmek için hem de kaliteli kuşa hizmet etmek için. Aslında genel olarak güvercinlerin hepsine baktığımızda sadece posta güvercini, diğer ırklar için de performans güvercinleri için de ne kadar az olduğu zaman o kadar öz olmuş oluyor. Şimdi zaten e, yeni meraklı insanlara ben daha çok e, bunu artık e, beynine insanların yerleştirmeye çalışıyorum. Yani bu iş performans kuşu bakan insanlar ya da bakacak insanlar bu işin çok kuşta olmayacağını kesinlikle bir kanaatine getireceğiz. Varacağız. Bunu az, öz, çok başarılı, çok kaliteli başarılı soylarla az kuşla eğer ki iyi hizmet verirsen bunun karşılığını alıyorsun. Yani çoktan çok çıkmıyor. Olmuyor. Bu işte çoktan çok kesinlikle olmuyor. Performans kuşu bir çift kaliteli performans kuşu demek seni 10 sene ileriye atar bu iş. Bir takımdan bahsediyoruz yani. Bunun üstüne iki takım, üç takım yaptığın zaman zaten seni yıllarca götürür. Çalışma olan o iyi kuşlarla iyi kuşları paçal yapıp onlarla bir gen kendine bir ee, gen çıkartıp da o kuşlardan daha iyi performanslı kuşlar çıkardığın zaman zaten bu zaten senin önünü açıyor devamlı. Devamlı senin önünü açıyor. Ama bilmediğimiz kuşlarla 10 tane, 20 tane, 30 tane bilmediğin kuşlarla ya olursa ya bir üreme yaptığın zaman seni devamlı geri atıyor. Belki çıkar ama 30'da tane bir ya çıkar. Ya binde bir yani bu istisnalar kaydı bozmaz. İlla ki şimdi iyi bir kuştur bir şekilde eline geçmiştir, etmiştir, yani o kuşa eş almıştır, o e, bilinçsizce olan bir şey ama şimdi bir de bilinçli, bildiğin bir ırkla yani bu kuşun performansını bildiğin iyi bir performans kuşla uğraşmak insana biraz daha heyecan katıyor yani her çıkan nesilde sana daha çok heyecan katıyor acaba bu nasıl olacak? Bir de oyun kuşu taklayıcısıdır mesela. Acaba bu oyunun oyunu nasıl olacak? Kaç metre gidecek? Kaç taklayla gidecek? İşte taban taklası ne olacak? Posta kuşunda acaba bu nasıl başarı yapacak? Hangi kilometrelerde başarı olabilir olabilecek? Ama tabii bunların da tabi istediğimiz kadar kaliteli kuşla uğraşalım. Bu kuşa zamanında döneminde ne yapmasını bilmemiz gerekmekti. bu kuş tabi. tabii tabii bunlar bildiğimiz bir sporcu olduğu için bu kuş daha bizde performans kuşlarında anlatayım yani posta kuşunu sokmayalım içine performans güvercinlerinde kuş eşlemeden daha bizim o kuşun performansı başlıyor. Anne babayı bir araya getirmeden yaptıkların her bakım ona bilgili birikimli bakımlar profesyonel bakımlar senin o kuşun neslinin sağlığınla alakalı olduğu için sağlık burada çok büyük ön planda. Yani temel ne kadar sağlam olursa eşlemeden önce profesyonel bir bakım yapıp ondan sonra hayvanlarımızı eşe atıp daha sağlıklı yavrular çıktığı zaman o sağlıklı yavrudan iyi performans alabilirsin. Yani kimse sanmasın ki iki tane çok iyi işte dünya şampiyonunu bir araya getirdim. Tamam ben bu işi bitirdim. Öyle bir dünya yok. Bu kuşu getirdin ama bu bir iş bir bütün. Bunun bir sağlığıyla, dönemiyle işte bir tüy dönemi var, bir üreme dönemi var. Bu kuşun yavruyken annenin babanın yiyeceği ta gıda takviyeleri var, mineral takviyeleri var. Eşetmeden önce yapacağın kür taramaları var. Bunların hepsi Burak'cığım bir bütün. Yani bu kuşu almakla da bitmiyor, bu kuşa iyi bakmakla da bitmiyor. Bunun hepsini bir bütün bir araya getirmen lazım ki ortaya güzel bir malzeme çıksın. Yani şöyle diyelim, bizim başarıya giden yolda beş <laughs> adımımız varsa bunun ilk üç adımı iyi bir damızlığa sahip olmak. Diğer... Sağlı, ilk önce sağlıklı ve kaliteli bir damızlık. Öyle diyelim. Sağlıklı. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, şimdi Türkiye'de şöyle atçılıktan ben sana örnek vereyim. Yani bilinen e, bir spor olduğu için. Şimdi e, yüzlerce ahır var. Yüzlerce farklı insanın ahırı var. Şimdi at yarışını izlediğin zaman belli isimler devamlı ön planda oluyor. Görebiliyorsun o at sahibi ismini. Bunun nedeni de adamın tesislerine gittiğin zaman Bugün mesela atıyorum bir kurteller, bir gülerceler bunlar dev isimler yani. Anlatabildim mi? İşte bir kurtlar gittiğin zaman adamların izlediğin zaman tesislerine baktığın zaman zaten Beş yıldızlı otel gibi hayvanların önüne bakıyorsun, pırıl pırıl tüy kalitesine bakıyorsun. Bir de hayvanın seceresini alıp baktığın zaman o damızlık hayvanın arkası da çok büyük başarılarla dolu olduğunu görüyorsun. E şimdi bu adamlar tabii ki ön planda olacak. Soy takibi çok tabii soy bunda pedigre yani anne baba geçmiş soy buraya kadar taşımış getirmiş seni. Bu seni aldatmaz. Buna bir de böyle kaliteli hizmet, kaliteli güzel bir ortam sunduğun zaman güzel bir sağlıklı bir yemesine, içmesine dükkat ettiğin zaman güzel profesyonel bir şekilde yaptığın zaman başarı zaten geliyor. O yüzden bu insanlar gözüküyor. Yoksa yüzlerce binlerce ahır var mesela. Niye bu adamlar kazanamıyor? Bu adamların yanında atları hep ön plana çıkıyor. Bu yüzden işte. Ne hayvanın çok iyi performanslı olması bir işe yarıyor ne atıyorum sadece bakın bunların hepsi bütün olması lazım. Bunları bir araya getirdiğin zaman güzel bir başarılar gelmiş oluyor. Yani bütün performans hayvanı attan örnek verdik. Yani Türk insanının bildiği bir spor olduğu için onu örnek verdik. Spor kuşu yani performans kuşu dediğimiz zaman hepsi bütün performans kuşları bir spor kuşudur. Bu spor kuşunun nasıl bakılması, ne kadar kaliteli, ne kadar nezi güzel ortamda bakmak gerektiğini bildiğin zaman bunları da uygulamaya soktuğun zaman bu zaten başarı kendi kendine ortaya geliyor. Şimdi ben şöyle bir parantez açmak istiyorum arada. Ben senden biraz sonra önce sormak istediğim bir soru var. Ondan önce bir şey sorayım. Sonra biz evet. eşlemeden, yumurtadan, yavru büyümesinden, yarış konumuna kadar bütün bakımlarını şey yapalım. Şimdi bu posta güvercinlerin evini nasıl bulduğuyla ilgili bir sürü teori atılıyor. Evet. Bununla ilgili aynı zamanda birçok da araştırma yapılıyor. Evet. Ben izledim bazı işte koku duyusunu yok ettiler ...iki üç gün. Acaba kokudan mı buluyor? İşte yok gagasındaki manyetik, manyetik bir, manyetik şeyden ya. dolayı. Dünyanın manyetik alanında bununla ilgili senin düşünceni alabilir miyim? Şimdi e, bunlarla bunlarla alakalı yön bulmayla alakalı çok teoriler mesela çıkardılar. E, çok iddialar ortaya attılar ama bunun netleşmemekle birlikte bir şeyi yok. Hani o böyle bir ya hani şundan diyebileceğimiz bir şey yok. Yani bu güvercinde Allahu Teala bu hayvanlara öyle bir yetenek vermiş ki yani bu şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Kimisi güneş takip ediyor diyor. Kimisi işte bununla manyetik alan var. Kokuyla geliyor diyor. İşte bunların hep bu tezlerin hepsini çürütecek yarışlar çıkıyor ortaya. Şimdi ülkemizde mesela biz doğudan salıyoruz güvercini. Kuş güneşe karşı uçuyor. Şimdi 120 kilometre bir yarıştan saldığın zaman kuşu Güneş arkada kalıyor, kuş batıya doğru geliyor. Kuşu final etaplarında sabah güneşte salıyor, sabah güneş doğar doğmaz salıyorsun. Kuş güneşin arkasında kalıyor. Kuş evine gelene kadar kuş güneş evine geldikçe güneş önüne geçiyor. Bu tezde çürümüş oluyor. Güneş takip ediyor. Tabi. Tabi tabi tabii, tabii. tabii bu tezde çürümüş oluyor. Şimdi <laughs> ben şu işte, bu işte şuna inanıyorum. Bu hayvanlardaki gene Soy takibi diyoruz ya, işte buradan kaliteli, kaliteli, çok kaliteli şampiyon güvercinleri de Allah-u Teala bunlara çok iyi bir yetenek vermiş. İnsanlarda olduğu gibi, yani örnek vereyim beş kardeşiz, beşimiz de farklı işte uğraşıyoruz. Baktığın zaman yaptığın işte iş dallarına bir kardeşim biri profesör olmuş bir kardeşim biri işte tamircilikle uğraşıyor. Ya da X bir işte uğraşıyor. Çok çok düşük bir işte uğraşıyor. O da uğraşıyor. tamircilikte belki çok sanatkardır gardır. Diğeri de profesörde işte, kendi işte bu, çok. İşte bu ustadır. ben gene şuna inanıyorum ki Allahü Teala herkese ayrı bir yetenek veriyor, akıl ve zeka veriyor. O o yolda yürüyor gidiyor. Bu kuşlarda da şimdi niye diyeceksin? Bölgesel olarak bir yarış yapıyorsun. Ortalama 20-25 bin kuş yarışıyor Ege bölgesinde. Bunların içinden bir tane güvercin şampiyon oluyor bir tane güvercin şampiyon olurken o beş bin güvercin içinde 10 etaplık bir yarış içinde final etabına kalan kuş adeti bin adet güvercin. 24 bin tane güvercin yok. Eleniyor. Eleniyor. Bunun sebebi şimdi bunların hepsi aptal değil. Hepsi akıllı da değil. Kimisi avcıya gidiyor, kimisi atmaca yırtıcı hayvanlara gidiyor. Kimisi de işte o özelliği olmayan yani düşük vasıfta güvercinler kapasitesi olmadığı için evine dönüş yapamıyorlar. Evini bulamıyorlar. Yani. Evet. Burada ne çıkıyor? <laughs> Yön tayinle filan değil. Biz burada her zaman başarılı bir ırkı göz önünde bulunduracağız. Bu işi yapacaksak bu ırkın peşinden gideceğiz. Ama kendisini elde edebiliyorsak kendisine, ama kardeşini, ama yavrusunu bir şekilde bu işi yapmak isteyen arkadaşlar. Ben bunu böyle yaptım yıllarca, yıllarca başarılı oldum. Bu iş böyle olur. Yani temin gene geldik gene temin kim konuya. Yani az olacak, öz olacak diyoruz ya. Evet. Az öz başarılı kuşun soyundan gideceğiz. Zaten yetiştiricilerimiz, ustalarımız hep diyor ki birçok şey, birkaç söz var. Kötü bir kümesin en iyi kuşunu alacağınıza iyi bir kümesin en kötü kuşu evet. kuşuyla kuşuyla Evet Çok doğru sözler. Bu, bu en başta düşündüğümüz zaman gerçekten kötü bir kümesin en iyi kuşunu, öbürün en kötüsü bir adım önde olmuş oluyoruz. Bir de hatır için kimsenin kuşuna bakmayın diyor. Evet. İyisini bulun, iyisini Aynen bakayım. öyle. Orada çok güzel bir konuya değindin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma konuşayım. Ben dobra bir insanımdır. Şimdi ben bu işin koleksiyonculuğunu yapıyorum. İyi paralar bağlıyorum. İyi şampiyon kuşların soylarını getiriyorum kümesime koyuyorum. Çok iyi hizmet ediyorum. Elimden geldiğinin en iyisini yapıyorum. Hayvanları yemesinde, içmesinde en iyi şekilde yapıyorum. Şimdi ben burada bir kardeşimize yani adıyorum kıramayacağımız bir insana kuş hediye edeceğimiz zaman ben onu kalkıp en iyisini çıkarıp vermez. Kimse vermez. Çünkü burada ilk önce parantez içinde alayım. Verilmiş bir bedeller var, verilmiş bir hizmetler var. Bunun karşılığını almak var. Bir de bunun karşılığını alırken de buradan hediye verilen bir malzemenin insanlar maddiyat vermediği zaman kuşun ya da bir diğer bir farklı bir performans kuşu da olsa bu farklı bir takla cırkı, dönek ırkı da olsa bu insanlar bunun değerini bilmiyor. Buna iyi bir maliyet değer verdiğin zaman buna dört elle sarılıyorsun. Çok iyi bir değer veriyorsun. Oteki türlü olduğu zamanı hiç değer vermiyorsun. Çünkü bir maddi bir değer vermemişim bu hayvana yani başına karşılık. bir şey gelse de üzülmüyorsun. Ha, i̇şte bizim tam tersi. Bizim burada kuşların tüyünün bile incildiği zaman bizim burada moralimiz bozuluyor. Tabii çok Hastalığı özenli... bırak yani tüyü döndüğü zaman bile kümeste yani kuşu tutarken bile tüyü koptuğu zaman eyvah diyoruz mesela. Kümeslerden belli zaten. Anlatabildim çok özel mi yani? Yapılmış. Bu işte böyle olursa olur bu iş. Bu işi eğer ki yapacağız biz bunu profesyonel bir şekilde başarılı olmak istiyorsan başarı böyle ilk önce titizlikten geliyor. Şimdi biz evimizde şöyle bir kısa örnek vereceğim. Evimizde nasıl toz toprak istemiyorsak bu hayvan da canlı. Bu hayvanın da ona hakkı var. Ona ihtiyacı var. Güzel bir sağlıklı ortam lazım bu hayvan. Ben orada pis yerde kalmam diyemiyor zaten. Evet. Mecbur kalıyor ama. Şimdi kümeslerimizdeki en kısa örnek vereyim mesela. ızgarasız bir kümes mesela halısız bir eve benzer. Sen evinde nasıl halı istiyorsan bu hayvana da o ızgarayı koymak zorundasın. Bu hayvan o dışkıyla temas etmeyecek o dışkıladığı dışkıyla temas ettiği zaman hastalıklar ve bütün her şey bunun arkasından sırayla gelir. Ondan sonra yaptığın hizmetler, emekler hepsi çöp olur gider. Yani biraz burada titiz, temiz olacağız. Bu hayvan da senin istediklerini bu hayvan da istiyor. Yani hayvan çıktığı zaman benim 12 ay gel şu koridorumu hep pırıl pırıl görürsün. İlk önce hayvandan önce benim kendim istiyorum bunu bu temiz olması. Çünkü ben rahatsız oluyorum. Buradan toz çıktığı zaman o dışkıları, pislikleri gördüğüm zaman ben kendim rahatsız oluyorum. Kuşu ikinci planda tutalamadı. İlk önce diyorlar ya aslan yattığı yerden belli olur. Ben böyle burada mutlu oluyorum. Burası pis olduğu zaman ben mutlu olamıyorum. Ya da yuvalıkların pis olduğu zaman ben mutlu olamıyorum. Ben burada oturduğum zaman keyif yapıyorum. Hayvanımı açtığın zaman o hayvanın keyfini görüyorum bu temizliğin içinde ne kadar keyifli olduğunu görüyorum. Çünkü buradan bir toz kalkıp hayvanın ağzını rahatsız etmiyor, gözünü solunumunu rahatsız etmiyor. Ya da bir dişkiyle gidip oynayamıyor. Sadece geliyor burada yemiyle minarayla muhatap oluyor. Burada keyif yapıyor, oraya uçuşuyor, buraya uçuşuyor. Ben bundan keyif alıyorum. Hayvan keyif aldıkça ben de keyifli oluyorum. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken Bunlar hepsi huzursta. başarıya giden yolda birer adım. Tabii. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Sen kendini evinde nasıl hissetmek istiyorsan bu kuşlara da Elinden geldiğince bu şekilde bir ortam yaratmaya çalışacaksın. Bu diyoruz ya gene bak yerindük gene en başa geldik. Bu işte çok olursa bu imkanları sağlayamayabilirsin. Ama az özgüvercinin olursa bu imkanları çok rahatlıkla e, sağlayabilirsin. Çünkü niye? Az çok pislenmeyecek kümeslerin, temizliğin kolay olacak. Zor gelmeyecek. Tabii ondan sonra maddi açıdan bakımların da mesela bugün bir Avrupa yem koysan kümesine 20 kiloluk yem. Bugün 20 güvercin beslesen Sen takriben yiyeceği 600 gram yem. Aya vurduğun zaman 18 kilo yapar. 18 kilo 300 lira yem sana 2 aya gidecek. O türle türlü 50-60 olsa 3 torba daha ekleyeceksin onunla. 2 torba daha ekleyeceksin. Madden de seni yoracak. Ya da bir yem katkısı aldık. Bu 50 bu sefer daha kuşta, ucuz yem almaya tabii, çalış. Tabii bu sefer kaliteyi düşüreceksin. Çok kuş yaptığın zaman mecburen kaliteyi düşüreceksin. Çok kuş var çok yem gidiyor. Maddiyat çok gidiyor. Bu sefer istenilen ortaya çıkmayacak. Performans ortaya çıkmayacak. Kuşların keza sağlık durumu da iyi olmayacak. Evet. Bunların hepsini yaptığımız zaman doğru damızlığı aldık mı şimdi de eşlemeye bir geçelim. Şimdi eşlemelerde biz e, bizim yaptığımız yani profesyonel kümeslerin yaptığı şudur Burak'cığım. <laughs> Burada en önemli şey e, kuşun biz e, pedigre olayı bizde çok önemlidir. Eğer ki iki başarılı bir kuşu eşeceksek ya da iki başarılı soyu bir araya getireceksek bu kuşların pedigrelerine bakarız. Yani şimdi bizim bu kuşları tabiri caizse bir sistemler var. Yani fitness orta, maraton evet. bir de genel klasman dediğimiz özel kuşlar var. Yüzden bin kilometreye kadar. Aslında en büyük tabii, şey genel tabii. De değil tabii. mi? En kaliteli, en iyi güvercin yani kümesinde olması gereken bir güvercin. As şampiyonu kuşudur. Genel klasman şampiyondur. Şimdi bir hayvan gelmiş 2-3 kupa almış. O görevi yapmış. Çekilmiş. O teki hayvan o teki tarafta almış 2-3 kupa. Çekilmiş. Bu kuşun senin çıkmış. Baştan sona kadar performans göstermiş. Bu en büyük genel klasman kupasına aday olmuş şey, ve şampiyon şu, şu olmuş. Klasmanı da şöyle kısaca hemen bir alabilir miyiz? Klasman. <laughs> klasman şöyle bir şey. İnsanlarda bilgisi olmayabilir burada. Klasman bizim burada Türkiye'de de dünya şartın, şeyinde e, kapasitesi şudur. E, bin güvercinle mesela başladık. İlk etap o bin güvercinin yüzde otuz üç birimi klasmana giriyor. Mesela bin kuşta otuz üç dediğin zaman yüzde üç yüz otuz güvercin klasmana giriyor. Hani ilk üç yüz otuz kuş klasmanda kuş oluyor. Üç yüz otuz dışına klasmana giremiyor. Mesela üç yüz otuz kuş sana orada diyor ki bu üç yüz otuz içine gireceğim program. %33 birimli olduğu için o 333 kuşun ister birinci ol ister 330. ol. İkinci etap mesela ilk etap 1000 kuş gitti. Eksildi bundan 50 kuş. ikinci etap 950 gitti. Gene bunun %33 birimine girmek zorunda. O klasmana girmek isteyen. Tabi şimdi bunda e, bizde 5 etap ilk 5 etap fites klasman. işte 5. etabı da içine almak şartıyla 6. 5. 6. 7. etap orta maraton işte 7, 8, 9 yok 8. 5. etapla 8. etaba kadar orta maraton 7. etapta içinde olmak şartıyla 7, 8, 9, 10 gene maraton klasman dediğimiz en uzun mesafeli yarışım tabi dörde bölüyoruz fites orta maraton klasman genel klasman klasman dörtten dört ayrı kategoriye bölünüyor fites hızlı kuşların orta maraton orta maraton kupasına uçacak kuşların klasmanı Maraton klasman dediğimizde maratona yani 500'de 1000 kilometre arası başarı gösteren kuşlar hak kazanıyor bu kupaya. İyi başarı gösteren yani iyi yerlerde klasman kuşlar. Şimdi bir de bunun başından sonuna işte genel klasman dediğimiz yani şimdi kiminin görevi 5 etap, kiminin görevi 3 etap, kiminin görevi son 3 etap. E şimdi bunun görevi de işte baştan sona bu kuş çok kıymetli güvercin. Çok az çıkıyor bölgede değil dünyada çok az çıkan kuş. Mesela. 10 etaplık bir yarışta 10 etapta klasmana girmek bir kuş için çok olağanüstü zorluklara var. Bu onda 9 olabiliyor, onda 8 olabiliyor şampiyonun mesela bizim e, hatırladığım kadarıyla İzmir'de ortalama 21-22 yıllık dernekte 10'da 10 on ya da 9'da 9, 9 etap uçuyorsan 9'da 9, 10'da 10 çıkan kuş adedi 4 ya da 5'tir. Geçmez 22 yarışta. Dünya genelinde nasıldır peki? O Dünya olur genelinde şöyle Burak şunu yani söyleyeyim. Oraya Şöyle söyleyeceğim. Türkiye. Onu da şöyle söyleyeceğim. Oraya kıyaslarsak bizim Türkiye coğrafyasında Ege bölgesi olarak biz şu e, takriben 14-15 yıldır bin kilometre yarışlar yapıyoruz. Bunu klasmana sokuyoruz. Bizim burada 10 etapta bin kilometre üzerinden klasman almak çok zor. Şimdi İstanbul 100-700 yarışı yapıyor. 11 veya 12 etap yapıyor. 700, 100, 700 dediğimiz kuşlar 700'e kadar iyi performans sağlayıp iyi klasman kuşları çıkabiliyor. Ben bunu da parantez lafını öldüm kusura bakma. İzleyicilerimize aktarmak istiyorum. Posta güvercini bilgisi olmayanlar. 700 kilometre denilen kilometre karayoluyla gidilen 700 Tabii, kilometre değil. Kilometre. Harita üzerinden cetvel koyduğumuzda noktadan noktaya. Kuş uçumu dediğimiz noktadan noktaya. Yani şey, dümdüz Uçumdan işini mesela 700 dediğimiz yer karayla belki 950 geliyor, 1000 evet. geliyor. karay Bizde kesinlikle kara, kilometrede kara hesaplanmaz bizde. Kesinlikle hava uçumu, kuş uçumudur bu. direkt uçum yani düz çizgi. Evet. Salım noktasıyla gelecek şey dümdüz çizgi şeklinde kilometre. O tekiz iksakları koyarsak... E, yani, yani harita üzerine bir bugün, cetvel koyuyoruz, tabii bugün, iki nokta arası. Bugün şöyle söyleyeyim. bu sene İzmir olarak, e, Ege bölgesi olarak diyeyim, 1010 kilometre Erzincan uçtuk. O mesela 1300-1400 kilometre Erzincan karayoluyla Öyle örnek vereyim. 700 kilometre dediğimiz mesela karayoluyla baktığın zaman gene 900 950'ler. Şimdi bizim 965 standart zaten yıllardır uçtuğumuz kilometre 965. 10. etap final etapımız orası oluyor. Karayla baktığın zaman 1200'ün üstünde bir kilometre Sivas çıkış şimdi. Şimdi şeye gelelim Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman klasmanda Avrupa'nın çoğu bölgesi 600-650 kilometrede 11-12 etap yarışıyorlar. Burada bu kuşun iyi bir kuşun performans sağlaması çok Olası bir durum. Olası bir durum. Ama burada tam tersi. Hele ki Türkiye'nin Ege bölgesi olarak, İzmir olarak bir de bizim şu anda en sondaki bölge biziz. Önümüzde 250 kilometre önümüzde Uşak'ta postacılar var. Eskiden bunlar yoktu. Mesela Salili'de yoktu. Konya'da şimdi da anda. Şimdi işte ha, evet şimdi iki yıldır mesela 3 üç, ikinci, üçüncü yıl mesela Konya. 500 kilometre önümüzde Konya'da postacı var. Anlatabiliyor muyum? Yani çok engeller açıp da kuş gelip de burada başarı sağlaması lazım. Bir de yani baktığımız zaman şimdi Erzincan'la salındığı zaman bildiğin dört mevsim geçiyor neredeyse. Aynen öyle. Tabii tabi tabii tabii tabii. Bizim zaten kendi bölgemizde beslediğimiz kuşlar bile dört mevsim geçiyor. Sabah yağmur yağıyor, öğlen güneş açıyor. Akşam bakıyorsun havada fırtına var. Yani kuşlar da dediğin gibi dört mevsim içinde zaten kendi bölgemizde yaşıyoruz. Ege'de yaşıyoruz bunu. Klasmana geldiğimizde şimdi 650 kilometreyi 12, 12 etapta uçan bir güvercin. O güvercin mesela orada çok kıymetli bir kuş o mesela. Hele ki iki yıl uçtuysa onu çok kıymetli. O güvercin Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye coğrafyasında ne yazık ki bu başarıların dörtte ikisini yapamıyor. Bunu, bunu neye bağlıyoruz burada? Oranın coğrafi ve hava iklimleri, Türkiye'nin coğrafi ve hava iklimleri. O hayvan orada 20-25 derecede yarış yaparken bu 650 kilometrenin belki 300-400 kilometre belki bazı bölgeler çok düzlük. Bazı bölgelerde ufaktan böyle engebelilik var ama Avrupa'nın çoğu bölgesi düz arazide yarışıyor. Hava şartları çok önemli zaten. Burada 20-25 derece yarışmak var. E, nemin düşük, rütübetin düşük. E burada Türkiye'de Salındığı nokta 14 derece kuş 40 dereceye uçuyor. 40 Ve dereceye uçuyor. 40 dereceye geldiği zaman artık yorgun. Şimdi serinden sıcağa uçmak var, sıcaktan serine uçmak var. Kuş evine yaklaştıkça sıcağa neme maruz kalıyor. Performansı düştükçe düşüyor. Yani bunları da göz önünde aldığımız zaman e, Türkiye coğrafyasında uçan kuşlar çok kıymetli kuşlar. Hele ki öyle 10 etapta 1000 kilometreye varacaksın her hafta gidecek bu kuş. Yani Avrupa'da bile bir kuşu istediğin zaman atıyorsun istediğin zaman atmıyorsun bizim burada o yok bizim Ege bölgesinde hele ki bizim İzmir'de iki etap kuşu salmadığın zaman üçüncü etap diskalifiye salamazsın. Bu kuşu her hafta atacaksın her hafta o performansı sağlayacak bin kilometrede sen ne 9'da 9 ya da 10'da 10 uçup gelecek o genel klasman kuşuna kupasına aday olacak çok zor. Çok kıymetli kuşlar. Yani kuşlar bir sezonda 7-8 bin kilometre yol tabii, yapmış oluyorlar. Tabii tabii maksimum 4 bin, 5 binin üzerinde 6 bin 6 bin 500 yapıyor. Bunun zaten fites etapında ölüsü 1200-1300 kilometre yapıyor 5 etapta. Kısa etap bunlar yani 120-180-220-280-330. Bu 2 ay içinde falan oluyor değil Yok, mi? Yok 2 ay değil 5 hafta. 5 hafta. Haftada. Ne yapıyor? 30 37 gün içinde yapıyor bunu bu hayvan. Develer bile o kadar yol yapamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? 37 kervanlar. gün içinde bu hayvan ortalama 1200-1300 kilometre yapıyor. Her hafta gitmek şartıyla 37 günde yani. Ondan sonra ağırlaşmaya başlıyor. Orta maraton başlıyor. 330, 380, 440, 550 gibi. Ortalama maksimum 1700-1800 kilometrede orada topluyor. E ondan sonra daha zoru başlıyor. 500, 700, 1000 kilometre. Tabii çok dökülen oluyor bu arada. Burada da 2000 küsür kilometre. İşte anlatıyorum ya bölge olarak atıyorum dernek olarak 3000 kuş da çıktığın zaman finale kalan kuşa da 300-350 tane. Yüzde 10. 15, 20'nin üstüne atıyorsan çok başarılısın. Dernek olarak ya da bölge olarak çok başarılısın. Çok iyi yarışlar geçirmişsin. Şimdi bu on etabın içinde illaki bir de böyle bozuk havalara denk geliyor. Hayvanın salın noktasında bir şey yoksa bile Güzergatta bir yağmura rüzgara kıstırıyor hayvanı e burada da zaten ağır kayıplar veriyorsun hayvanı işte rüzgar başka bölgelere atıyor genç kuşlar telef oluyor kart kuşlara da tecrübesiyle yatıyor kalkıyor evine dönebiliyor sonradan toparlanıyor kuşların genç kuşlar evini bulacağım diye işte rüzgarın etkisiyle başka bölgelere gidiyor hırsından bitiriyor kendini genç kuş hiçbir tecrübesi yok o kuş işte ima yolda bitiyor bir daha evine dönemiyor ama ölüyor kalp krizi geçiriyor ama daha çabuk yırtıcı hayvana teslim oluyor ya da çok suyu ediyor gidiyor başka kümeslere giriyor bu şekilde yok olup gidiyorlar bu kuşlar yani bölge olarak İzmir bölgesi olarak ya da Ege bölgesi diyeyim ben ona çok zor şartlarda yarışıyoruz ikincisi Burak Avrupa'nın taşımasıyla taşıma kuşları mesela yarışa giden taşıma aracıyla ya da taşıma işte gözleriyle Bizim gözlerimizin arasında zorluk olarak çok fark var. Bu da gene madde açılara dayanıyor. Şimdi bizim ilk etaplarda 20 kuş girmesi gereken gözlere 40 güvercin giriyor. Bunun hava sıcaklığını da koyduğumuz zaman içerideki 30 derece bir sıcak hayvanların sıcağıyla 50-60 derecelere çıkabiliyor. Bu hayvanlar oradaki o nemde yapış yapış oluyorlar. Şimdi yarışa giderken Hayvana illa ki bir katkı maddesi veriyoruz. Mesela bir hızlandırıcı gibi, doğal da olsa bir hızlandırıcı gibi. Bu kuş zaten kasada bitiyor. O stresle, o terle, işte terlemeyle bunu dışkı yoluyla su kaybederek attığı için hayvana verdiğin maddenin verimini alamıyorsun. Bir de çok sıkış tepiş gittikleri için kısa etaplarda kuşlar çok yıpranıyor. Avrupa'da öyle yok. Avrupa'da imkan büyük adamların. 5000 kuşluk bir kapasiteli araca 2500 güvercin koyuyor adamlar. Bizim tam tersi. 2500 atıyorum 1500 kuş girecek kasalara biz 2500 3000 kuş giriyoruz. Oradan da bir zorluğumuz var. Yani işte diyor maliyet hesabı. Şimdi bugün Avrupa'nın imkanları var. Federasyon bir kasa yaptıracak. Mesela Avrupa'da bizim çok görüştüğümüz bu işleri yapan eşimiz, dostumuz var. Araştırıyoruz. Avrupa Federasyonu bir dernek kurdun ya da derneğe bir yenilik yapacaksın, bir kasa yaptıracaksın yetmiyor. Üyen çoğaldı, kasa ilave ettirmen lazım. Gidiyorsun federasyona, federasyon diyor ki sunuyorsun federa, federasyon da diyor ki diyor ki işte diyorsun yet, kasamız yetmiyor ya da taşımamız eksikti yeni bir araç ya da taşıma yaptırmak istiyoruz. O da diyor gidin araştırın, fiyatı yaptıracağınız şeyi bulun, yarı parası federasyon karşılıyor. Bizim burada öyle bir durum yok. Biz daha Olacak. çok biz daha çok federasyona katkıda bulunuyoruz. Federasyon bize katkıda bulunmuyor. Yani Türkiye'de öyle özel güvercinler çıkıyor ki iddia ediyorum sana Avrupa'yı sallayacak kuşlar çıkıyor. Avrupa tanıyor mu bu kuşu? Tanımıyor. Sebep? Allah razı olsun federasyonumuzdan. Anladın bildin mi? Federasyonumuz sadece bir marka getiriyor. Tak buna ayağına tamam diyor. Ben federasyonum diyor. Sen bu kuşlara bir liste çarpıştırması yapsan olanak var. imkan var. Bunu yapsan bu liste çarpışmasından sonra çıkan o büyük şampiyon atıyor mesela benim 3000 kuşum yarıştı derneğimde. Ama Türkiye geneli olarak 50 bin kuşla yarıştık biz. Sen final etabında bütün derneklerden o listeleri topladığın zaman liste çarpıştırması yaptığın zaman böyle bir program var. Oranın şampiyonunu çıkardığın zaman 50 bin kuş şampiyonu çıkarmış oluyorsun. Tabii Türkiye şampiyonu çıkarmış oluyorsun. Bunu da Avrupa'ya götürüp fuarlarda federasyon sen zaten bir defa FC'ye kayıtlısın. O markalar FC'yi yazıyor ya FC'dir bu. Dünyadaki bütün ülkeler buraya bağlıdır. Burada zaten senin hakkın var. Adam sana hak sunuyor. İşte bölge Türkiye işte şampiyonunu getiriyorsun ya da bir resimliyorsun derecelerini yazıyorsun. Kaç kuşta kaç kilometrede ne yaptığını yazıyorsun atıyorum. 50 bin kuşta Türkiye şampiyonu çıktı bu kuş. Bütün derecelerini yazıyorsun. Fotoğraflıyorsun. Gönderiyorsun Avrupa'ya FC'ye. Bunlar her yıl der, dergi çıkarıyor. Dünyadaki bütün ülkelere dağıtmak için, dünyanın bütün başarılı kuşlarını tanıtmak için dergiye kapak yapıyor onu. Her sayfada ayrı bir ülkenin kuşu. Mesela Buran kuşu. O bu işte 2020'de, 2020'de Türkiye şampiyonu olmuş. Senin o kuşunu dünya tanıyor. Bu da yok. Ne şampiyonlarımız var elimizde. İnan sana Avrupa'da eşi benzeri yok bu kuşların. Avrupa'da bir kuş uçuyor. iki sene 650 kilometre klasman uçuyor. Kuş dünya devi gibi gösteriliyor. Çok büyük paralara satılıyor. 650 kilometre uçmuş bu kuş. iki sene uçmuş. Benim kuşum 100 kilometreden 1000 kilometreye kadar 11-12 aylık uçmuş. Almadığı başarı kalmamış. Bu kuş mu dersin? O kuş mu dersin? Coğrafyaya bakıyorsun. Hava iklimine bakıyorsun. Çok çok daha zor şartlarda muazzam başarılara imza atmış şampiyon kuşlarımız var. Peki bizim oradaki kuşların Türkiye'de uyum sağlaması, bizim kuşların orada uyum sağlaması da farklı. Oraya gelelim. Mu? Oraya gelelim. Şimdi zaten şöyle bir şey. Şimdi şöyle örnek vereyim, kısa bir örnek vereyim sana. İşte dağlarda yetişen bir komando kalkıp ee, oradaki performanslı bir komandodan başarılı bir komando kalkıp da düz arazide adama helva gibi gelir. Şimdi o engebelerden, dağlardan, taşlardan bu adam görev yapmış. Bu kadar yıllarca görev yapmış. Başarılı olmuş. Bunu aldın sen düz bir araziye getirdin. Bu adam buradan başarılı olur? Daha çok başarılı da adam olur. Şimdi zorluklar var burada. İnsanız hepimiz etten kemikten yapılmayız. Bu hayvan da öyle. Şimdi sen bu kuşu 400-500 kilometre yarış yapıyorsun. Bunun 400 kilometresi dümdüz arazide dümdüz ovada uçuyor bu kuş. E bir de tam tersi 500 kilometre yarış yapıyorsun. Atıyorum 5 e, rakım 300'den salıyorsun. Bu kuş 1200 rakıma çıkıyor. işte 700 rakıma düşüyor. Oradan 1700 rakıma çıkıyor falan derken bu da bir engebedir yani bir dağa atlamadır. Bizim Türkiye'deki asfaltlar yollar hep dağdan yapılma sonuçta. Bugün İzmir'den çıktığın zaman bel kahvenin rakımına bak. Bir de İzmir'in rakımına bak. Rakım kaç yazıyor? Oradan sallanıyorsun dümdüz Turgutlu'ya kadar Turgut'tan Kula'ya şeye Salili Salil'den bir başlıyorsun Kula rampalarını oradan Afyon Uşak'tan bir başlıyorsun e bu kuş buradan uçuyor. Bizim posta güvercini hiçbir dünyadaki posta güvercini yüksekten uçmaz. Güvercin kalkar yön tayinini yapar bir alçalır çünkü oradan yüksekten sürat yapma şansı yok bu hayvanın. Yükseğe çıkan bir güvercin aşağıdaki nem rütübet hava alma şeyi sıkıntılı olduğu için kendini derine atar ama normal şartlarda güvercin yükselmez posta güvercini. E bizim bu kadar zor coğraf zor coğrafyada uçan kuş gidip orada 400 kilometrede nasıl uçmasın? Hadi boş burada... atar da gider. Hadi. Şimdi şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Devamlı rampa çıkıyorsun. ile çıkabilirsin rampayı? Atıyorum en fazla 3'te 4'te çıkabilirsin. 5'e atamazsın. Bayılır. Orada da her zaman 6 ile gidiyorsun. Öyle düşün yani. Şimdi burada kuş 4 4'le geliyor. 1200-1300'de 1400-1500-1600 uçumuzdan ulaşıyor. Orada hayvan 400 kilometre dümdüz arazide aynı kilometreden çakıştırdığımız zaman 1400-1500 uçum yapıyor. Düşünsene bu kuşun o arazide kaç hız yapacağını. Demek ki bu kadar engebelide bu hız yapabiliyorsa bu hayvan oradaki düz coğrafyada da üstüne koyar bu. Yani sonuçta ne çıkıyor? E Burada şimdi bu hayvan en ölüsü 30 derecenin üstünde uçuyor baş etaplar. Sonraki etaplara yükseliyor bizim sıcaklar mesela Temmuz ayına falan varıyoruz orada 20-25 derece uçuyor. Şimdi mantıken düşündüğün zaman bu işi hiç bilmeyen adam de illa gider Türkiye'deki kuş kardeşim. Şimdi Avrupa'nın 500 kilometre şampiyonu mu dersin? Türkiye'nin 500 kilometre şampiyonu mu dersin? Türkiye'nin 500 kilometre. Zaten şampiyonu. yine çıka bizim kuşlar 500 kilometreye de 550'ye çıkarıyor. Şunu da söyleyeyim bizim Türkiye'de 700 kilometre mesela. 700 kilometre yarışları Avrupa'nın iddia ediyorum 900 üstü yarışları. 900-900 üstü yarışları. Türkiye'nin 900 üstü yarışları, yarışları Avrupa'nın 1200-1300-1400 yarışları. Onlarla kıyaslayabilirsin yani. Peki dünya çapında en uzun mesafe ne kadar yapılıyor yarışlar? Ya şimdi e, Bulgaristan e, olsun Romanya olsun uzun mesafeler 1600-1700 kilometreler atıyor. Ama e, totalde şey, resmi dersen dünya şampiyonluğu internasyonel yarışlar Avrupa'da. Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa işte falan bunların arasında internasyonel yarışlar. Ee, Belçika'ya işte 900-980 kilometre, 1000 kilometre, 1050 kilometre gelen bölgeleri var. İşte Almanya'ya atıyorum 1000, 1050, 1100 kilometre gelen yerleri var. Fransa'ya maksimum bildiğim kadarıyla 900-940 geliyor. En uzunu Hollanda'ya geliyor. İnternasyonel dünya şampiyonunda 1240-1260 resmi dünya şampiyonunda yarışlar. Yani onları şey yaptığımız ama Romanya mesela, Romanya, Bulgaristan bildiğim kadarıyla Ukrayna üzerinden mesela kuşlar atılıyor, rampa uçuyor o kuşlar. Mesela 1200-1300 kilometreden günübirlik gelen kuşları var adamların. Anlatabildim mi? Yani o kadar iyi bir coğrafyada uçtukları 1200-1300 kilometreden kuşun günübirlik gelmesi mucize. O da bir tane gelmiyor yani. O bölgeye mesela o gün 15-20 tane kuş geliyor. Yani o da uçulan var 1600 1400 1700 hani 1600 üstü uçumlarını biliyorum yani resmi yap yapılan yarışlar var maraton yarışları Bayağı da bir ciddi. Peki bu şimdi e, etaplardaki kilometre farkından dolayı kuşlar ayrı oluyor. Onları kabul ettik, bildirdik. Bunların bir de bakımları da farklı oluyor. Yani tabii, 100, 100 kilometre 300 kilometre de verdiğimiz yemin karbonhidrat evet. protein oranı evet. farklılığıyla Aynen. 1000 kilometre 9 Aynen kilometrede öyle. verdiğimizde farklı. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? <laughs> şimdi Burak'cığım e, şimdi dediğimiz gibi sprint kuşu. Orta, orta mesafe sprint kuşu, bir de maraton kuşu dediğimiz ayrıldığı zaman, şimdi sprint kuşuna e, hayvanı yarışa gönderirken sprint yapması için özel bir hızlandırıcı madde girmen lazım, vermen lazım ki o kuş hızlı bir şekilde. Şimdi kuşun ırkı kadar verdiğin madde'nin de çok önemi var. Şimdi bir hızlı kuş ama bu kuşun önde uçma kapasitesi var ırkında, tamam. E, buta, bu senin kuşunda yok ki bu. Diğer kümeslerde de var. Kazanmak için ne yapmak lazım burada? O adamları egale etmek için, ondan önce kuş basmak için, kupa kazanmak için ya da şampiyon olmak için belli başlı hızlandırıcılar var. Herkesin yoğurt işi ayrı. Herkes aynı programı uygulamıyor. Şimdi yem diyorsun. Bu hayvanlarda mesela yem, fites etabında yapılan yemler mesela ince tohumlu mesela kalın yemler olmayacak şartıyla işte enerji içerikli ve ince tohumlu yemler. Hafif yemler kullanılıyor. Orta maratonda bir tık sertleştiriyorsun, maratonda iyice sertleştiriyorsun, kalınlaştırıyorsun. İhtiyaç duydukça. Neye benzetelim bunu? 100 kilometre yol gideceğiz. Arabamız 50 kuruş yakıyor. Kaç paralık mazot atmak lazım? 50, 50 milyonla gidiyoruz. 50-80 attık diyelim. 50 liraya gidiyoruz. 50 liranın altında koyarsak varamayacağız 100 kilometreye. Arabamız 50 kuruş yakıyor. E şimdi 500 kilometreye gidersen ne yapman lazım? 250 lira koyun. Bine gidersen 500 liralık. Bunu ona benzetelim. Öyle bir örnek verelim. Bu hayvanın kilometresi uzadıkça yakıtı da ona göre koyuyorsun. Yakıt da ona göre koyuyorsun hayvanına. Şimdi dediğim gibi herkesin yoğurt işi ayrı. Kimisi işte yağ var, proteini var bunun, işte karbonhidratı var bunun, işte ne bileyim aminasit grupları var. Şimdi herkesin bir programı var kendine göre. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı. Ama buna gerekli olan şeyler bunlar tabii. Fiteste verilmesi gereken bir hızlandırıcı dediğimiz gibi yem rasyonları, işte orta mesafede da işte proteinler, yağlar devreye giriyor. İşte yem bir tık kalınlaştırıyor. Maratonda işte haftada bir veriyorsak proteini e, ya haftada ikiye çıkarıyorsun. İşte yemi biraz daha kalınlaştırıyorsun. Amino asit grupları giriyor içine. İşte maraton hapları giriyor içine. Hayvanı daha çok havada tutsun. İşte mineral içerikli haplar var mesela maraton hapı Avrupa yapıyor bunu mesela. E, bizim kullandığımız yıllardır kuşu Kısa sürede konmadan ne kadar uzun süreli havada tutabilirsen kuş evine daha çabuk dönmesi için verilen tabi maddeler ayrı dediğim gibi. Fites, orta, maraton. Yani bunlar da dediğim gibi temin de örnek verdim. Gideceğin kilometreye göre a arabana yakıt koymaya benzer bu da. Bu da aynı öyle bir şey. Rem yem rasyonu, verilen yem katkıları o 5 etap. 5 etaptan sonra işte 7. etaba kadar, 8. Et, 8. Et, 7. etaptan 10. etaba kadar farklı farklı şeyler, rasyonlar yani ve verilen maddeler var. ben iyi aldım. Vardır. Bundan yavru aldım. Önüne buğdayı döktüm. Aha, tabii. En tabii. dünyanın en kral Değil kuşunu mi? getirsen tabii, de bu olmaz. olmaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya bu nedir? Ne verirsek o. Yani bu bizim söylüyor. Ya şimdi... Nasıl ağzıyla söylemiyor ama... Kuştan anlayan bir insan. Aynen öyle. Bu diğer güvercin ırkları için de böyle. Yani gerek taklacı güvercini, diğer performans güvercinleri için de böyle. Aynen. Kuştan anlayan adam verdiğinin etkisini, yaptığı antrenmanın etkisini, kuşun ırkının etkisini Tabii. hepsini okur kuşlar. Aynen öyle. Şimdi bu işte bir de şu var. Şimdi 15-20 yıl önce bir şeylere ulaşamıyorduk insanlar. Şimdi sosyal medya çıktı, bu işlerde araştırmalar oldu, daha iyi bilgilere sahip olundu. Anlatabildim mi? Şimdi insanlar bizim gibi insanlara mesela kullanması lazım. Şimdi bizim bir geçmişimiz var. Anlatabildim mi? Ama iyi ama kötü. Kendimize göre iyi bilgilerimiz var. Şimdi bugün başlayan adam 20 sene ileriden başlamış gibi oluyor. Niye? 20 yıllık biz bilgi birikimimizi adamlara aktarıyoruz. Bu hayvana nasıl bakılması gerektiğini ya da bakacaksan hayvan ne tarz ırkları, ne tarz başarılı kuşların arkasından gitmesini söylüyoruz. Şu ırkları şöyle kuşlara git, şöyle yol gösteriyoruz. Bu adamlar ne oluyor? Biz 10 senede işte çabalayıp başarıya elde ettiysek bu adamlar daha Merdivenin başında başlıyorlar başarıya. 20. basamağa bir anda ulaşıyorlar. Onlar, yani onlar da artık da var. bunu devam ettirsinler. Tabii işte Peki, bu önemli olmak. Volkan abi çok süremiz yok ama şöyle bir e, muhakkak bir anın vardır bu yarışlarla ilgili. Evet. Şöyle bir kısaca bir anını paylaşır mısın? Şimdi e, ilk senemde 720 kilometre 720 Yozgat Sarıkaya şampiyonu oldum. Nasıl oldum? 10 tane güvercin besliyorum yarışa başladım. 300 kilometre Afyon'dan sonra bir tane güvercinim kaldı elimde. Kuş kalmadı elimde. Bir tane güvercin kaldı. O güvercinin ırkı da çok iyi başarılardan gelen bir ortağım vardı. Yeni ortaklık yapıyorduk. Daha önceden de kuş edinmiştik bazı yerlerden. Onları da ürettik onların yanında. 10-12 güvercinde yarışa katıldım. Tabi aynı zamanda bu kuşların sağlık işiyle uğraşıyorum kuş pazarına sabahları ürün çıkarıyorum. Şey yem katkısıdır işte tedavi ürünleri falan filan. Bizim burada başkan Lütfü var eski derneğimizin başkanı. Onunla beraber sabah 6'da pazara giderdik o yıllar 2005-2006'lar. o zaman saat var şey yok ayağına takılan çipler yeni saatler yok. Basmalı saat, ayaklarına lastik takıyorsun, kaydediyorsun. Geldiği zaman gözlü saat var. Çıkarıyorsun lastiği, atıyorsun içine basıyorsun. Saat duruyor, geldiği <laughs> Tabii. süre belli olmuş. <laughs> o zaman 720 kilometre, 50 derece sıcaklık, günü birlik kuş yok. Ertesi günde sabah, pazar, pazara gideceğim. Cumartesi günü salınlı kuşlar. O zaman büyük etaplar o, o seneler. 720 kilometre, büyük etap kilometre. Çoğu yarışçı da kuş kalmıyor. 40-50 kuş da girmiş adam olarak kuş atamıyor yani. Ben ilk senem diyeyim bir tane güvercin hazırlamışım ama inanıyorum güvercinime. O kuş o şeyi bana veriyor. Elektriği bana veriyor. İsmi de Zarife dediğim bir güvercindi. Dişi bir güvercinim. Ya ne yapacağız? Yeğen de meraklı o zaman ufak yeğenim var. 12-13 yaşında o zaman. Alpin diye dedim ki Alpin. Dayıcığım ben dedim pazara gidiyorum. Sen dedim sabah erkenden çık tarasaya kuşu bekle. Tamam dayıcığım geldiği zaman biliyor işte ayağından gö Burada çok kuş bekledik. Heyecanlı olsun diye o da işte meraklıydı. Lastiği nasıl atar, nasıl söker, takar, atar, basar bilir. Neyse o da meraklı. Tamam dayı dedi sen merak etme dedi. Ben de de bakarım. Neyse biz pazardayız. 7-7,5 oldu, 8 oldu. O zaman Lütfü Başkan, dernek başkanı beraberiz. O da kuşmuş, kostüm kuşları falan getiriyor Avrupa'dan. Pazara işte vitrine çıkarıyor. Telefon geldi Ramazan Acar diye bir kardeşimiz var. Şu anda kuşçuluk yapıyor da yarış yapmıyor uzun yıllardır bıraktı. İşte başkanım işte benim kuşum geldi bildiriyor insanlar şimdi. Falan filan ben de içim kıpır kıpır olmaya başladı. Ne oldu dedim Lütfü abi kim arada başkan? İşte Ramazan'a kuş gelmiş falan filan. Neyse tezgah orada diyorum Lütfü'ye bırakır giderim. Şimdi yeğenden de haber yok bir şey yok. İçim kıpır kıpır. İkinci telefon geldi ben dayanamadım. Başkan dedim ben bir yere kadar gidiyorum geliyorum dedim. Hatta ve hatta onun önünde biz şeye giderken bana dedi ki niye geldin oğlum kuş atmadın mı sen dedi finale. Ben dedim başkan dedim ben bastım kuşa. Bak o kadar inanıyorum bastım dedim ben kuşa. Lan dedi makara yapma dalga mı geçiyorsun dedi neyi bastın dedi falan filan. Dedim neyse görürsün dedim akşam bak içime doğuyor. Kıpır kıpır oldum iki kişi arayınca da sonra muhabbetten arasında motor atladım geldim biliyorsun gıda oradaydı pazar. Evle yakın. Geldim ona bir baktım yiyen top oynuyor sokakta. Allah beynimden vuruldum. Bağırıyorum çocuğa. Ulan dedim sen ne yapıyorsun Alpin dedim. Niye kuşu beklemedin kuşlar gelmiş. E dayı dedi ne diyorsun sen ben dedi. Çok oldu ki dedi. iki saat oldu kuşu dedi. Ben dedi geldi bastım dedi. Eyvah. Ha, ben bir heyecan. Beşinci kata ayaklarım yere değmiyor. Nasıl patır patır bir çıktım şu orta kümeste. Güvercin. Tünek vardı o zaman. Üçlü, üçgen tünekler vardı o zaman. Çıkmış pırıl pırıl bekliyor orada kuş beni. Bir aldım onu. Nasıl seviniyorum? Şimdi oradaki saatleri de biliyorum ya basılan saatleri? Benim kuşum onlardan iki saat önce gelmiş. Sabahın göründe gelmiş. Öyle mi mutluluk havalara uçuyorum. Havalara uçuyorum saldım onu bakıyorum kızım diyorum falan. Hiç yıpratmamış kendini. Öyle bir asil güvercindi. Boynundan böyle aşağı kadar yanıyor pırıl pırıl. Öyle beni böyle bir duygulandırdı ki. O günden sonra zaten bu iş bizim için yani şey oldu yani. Öyle bir bağ oldu ki bizde. Hani bu saatten sonra Allah bize nefes verdiği sürece ben başka ırkla kuşta işim olmaz. Ne mutlu. Öyle bir şey yani bu. Çok güzel bir ben postacılık. de yaşadım o heyecanı. Şimdi Aynen. Volkan Hanım sana çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Yani verdiğiniz hizmetlerden dolayı da Köy TV izleyicileri önünde ayrıca teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir mesaj alabilir miyiz? Çok kısa. Öncelikle Köy TV olarak ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Onurlandırdınız, gururlandırdınız beni. Buraya kadar yoruldunuz güvercin her zaman insanı şöyle söyleyeyim gerçekten ve gerçekten hayvan sevgisini kat kat ve üst seviyeye çıkaran güvercindir. Herkesin posta güvercini olmasa bile evinde bir veya iki çift güvercin bakmasını ve evlatlarına onlarla zaman geçirmesini Canı gönülden ben isterim çünkü benim hayatım güvercinle geçti. 7 yaşından bile güvercin bakıyorum. Beni hiçbir kötü alışkanlığa alıştırmamakla birlikte çok iyi dostluklar ve Türkiye'nin 81 velayetinde arkadaşlıklar, dostluklar kurudurdu bana. Bu da beni çok mutlu ediyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hı 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 hı. Evet değerli izleyicilerimiz bir güvercin sevdamız programının daha sonuna geldik. Ee, Volkan abi de daha o kadar çok anlatılacak şey var ki ama tabii ki süremiz yetmedi buna. İnşallah bir gün siz de kendisini ziyaret edersiniz ve bir arada denk gelirsiniz. Evet. Size bu faydalı bilgilerinden e, yararlanma imkanı sunar ki kendisi hani derler ya ununu elemiş eleğini asmış gerçekten bu konuda gerek kümes yapısı olarak gerek ırk takibi olarak gerek güvercin yarıştırması olarak bence çok başarılı bir yetiştirici. Ben buradan yine tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki Güvercin Sevdamız programında görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın.